Zeynel Abidin Çelebi ben. Bana Erciş ilçesinin Zilan Deresi'nde ikamet etmekteyim. Arkeoloji ile biraz yakından ilgilendiğim için masterımı arkeoloji üzerinde yaptım ve bu tür Zilan Deresi'nde bulunan tarihi yerlerde keşfedilmemiş birçok nokta var. O noktaları gün yüzüne çıkartmak, bunları insanlık tarihinde geçmişlerine yönelik ne yaşamışlar, ne yapmışlar, hangi amaçla kullandıklarını insanlık tarihine sunmak. Burası Van'ın Erciş ilçesine bağlı Zilan Deresi'nin kuzey batısında bulunan Söğütlü Köyü. Söğütlü Köyü'ndeyiz. Şu an bu coğrafya biraz daha el değmemiş bir coğrafya. Yani geçmişte de yapılan arkeolojik kazılarda, özellikle bu biraz önce gösterdiğimiz taşlar büyük bir ihtimalle paleolitik dönemden bugünlere isabet etmiştir. Yani kaba taş, yontma taş ve cilalı taş devirlerinde insanların ilk alet edevatla tanıştığı zamanlarda, daha metalin, madenin işlenmediği bir dönemde belki insanlık tarihine ilk adım diyebiliriz. Taşları biraz savunma amaçlı, avcılıkta ve kendilerini savunmada kullandıkları barizdir. Zaten dünyada iki yerde, Afrika'nın iki bölgesinde görülmüştür. Bir Fransa'nın bir kentinde bulunmuştur. Bir de bundan 3-4 yıl önce bu civara yakın bir yerde, işte paleolitik döneme ait 400 bin yıllık bir tarihi gün yüzüne çıktı. Yani insanlık tarihinin geçmişi, yaşam izleri bugünden 400 bin yıl öncesine dağınıyor. Tabii çağ olarak o dönemden bugüne geldiğimiz zaman insanlık tarihi çok sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Özellikle yani biz, çünkü yazılı tarih milattan önce 5000 yılı geçmiyor. Ama arkeolojik kalıntılar, dönemin resimleri, dönemin davranış biçimleri, inançları, ibadetleri vesaire bir takım tabletlerde coğrafik konumda konumlara baktığımız zaman onların yaşadığı yerlerdeki yaşam izlerinden yola çıkarak ancak bunu belirtmek mümkündür. Burası dediğim gibi Söğütlü Köyü'ne bağlı bir yayla ve o yaylada da tahrip edilmiş bir kale var, bir kalenin kalıntıları. Zaten bu bölgede daha öncede de biz birkaç yerde keşif yaptık. Urartulardan önce dönemin hem yapı tekniği, hem inşaat tekniği, hem o dönemde kullanılan taşların yontma şeklinde baktığımız zaman biraz daha erken demir çağına isabet ediyor. Yani milattan önce 10. yüzyıl. O dönemde de burada Nairiler, Huriler, Arami göçleri ve zaten Urartulara baktığımız zaman milattan önce 9. yüzyılda onlarca kabilenin 17 yıllık mücadeleleriyle anlaşma, yani bir akit, bir anlaşma oluşmuş aralarında. Bunlar konfederatif bir devlet kuruyorlar. Bu devletin ismi de malumunuz Urartu Devleti. Urartular buraya geldiklerinde zaten bu tür yerlerin çoğu inşa edilmişti. Nairiler, Huriler, bunlar Urartuların atalarıdır. Urartular döneminde de bunlar biraz daha güçlendirilmiş, biraz daha güçlü hale gelmiş. Lakin o dönem bu bölgede ciddi çatışmalar, savaşlar yaşanmıştır. Şu karşıda gördüğümüz yerlerde de yine en stratejik noktalara, çok yani sarp yerlere kaleler inşa edilmiştir savunma amaçlı. Bu da onlardan bir tanesidir. Zaten biraz önce de çevresine baktık. Dönemin hem yapı tekniği, hem inşaat tekniği, hem kullandıkları malzeme Urartu dönemine %100 denk gelmiyor. Yani Urartulardan önce, ama Urartuların belirtileri de var. Çünkü buralarda birçok şey inşa etmişlerdir.